Efendim hayırlı akşamlar diliyorum. Bir cumartesi akşamı bir memleket iddiamızın daha iyi bir Türkiye mümkün olabilir mi hayallerimizin, irademizin acabalarını merak eden, yarına dair endişelerinizin sizi getirdiği bu müstesna yerde size verdiğimiz zahmetlere, ettiğiniz zahmetlere, bundan sonra memleket iddiamız adına beraberliğimize, Allah'a hamd ile size çok teşekkür ediyorum. Konuşmamı yapacağım, bir şeyler söyleyeceğim ama Sezgin Başkan'ın söylediklerinden düzelteceklerim var çokça. Düzeltmem lazım. Şimdi evvel emir şudur. Birinci düzelteceğim boynuma borç. Efendim, bazen severken fazla demek, bazen sevdiklerini fazla sevdiğini beyan etmek yahut onları bir mesuliyete davet etmek anlamında geçmişte Türk milletinin büyük hizmetkarlarına benzetmek falan bazen böyle müsamaha edilebilir bir şeydir. Ama bir yeni yolculuğa çıkıyoruz. Yeni yolculuğa çıkarken hususiyetle Sezgin Bey'den, umumiyetle de bütün arkadaşlardan diyeceğim şudur. Bizim kayemize, şahsımıza, irademize eğer bir iltifat, bir takdim, bir sıfat, bir paye düşecekse bu beyefendinin söylediği payeler değildir. Türk milletinin bir ferdi olmak bize ömrümüz boyunca yetecek en müstesna payedir. İsmi anılabilen rahmetli Alparslan Türkeş, Türk milliyetçiliğinin başbuğu. Efendim, bir millete yeniden dik başlı olmayı, bir memleket iddiası uğruna ölüm dahil her türlü çileye talip olmayı, uğruna adanmış bir ömürle mezara kadar yürünecek bir yolun arkasında hamiyetle durmayı Türk milletinin Karayağız evlatlarına öğretmiş Türk milliyetçiliğinin büyük meşalesini, milletin nurlu ufuklarına doğsunlar diye Türk milliyetçileri adına yakabilmiş Alparslan Türkeş, Türk milliyetçilerinin başbuğudur. Biz onların millet hizmeti davasına, onların yakabildikleri meşalelerin altında küçük çerağlarız. Küçük hissemize düşen küçük kıvılcımlardan memleket ufkuna bir meşale yakma gayretinde olanlarız. Efendim, Türk'ün tarihinde çok müstesna, çok kıymetli, çok büyük evlatlar vardır. 36 padişahımızın 9'u mareşaldir. Türk tarihinin efendim Oğuz Kağan'la başlayan, efendim Bilge Kağan'la devam eden, büyük ihtişamlı devletler kurduğumuz, savaş meydanlarından devletler arası münasebetlerimize, medeniyet iddiamızdan, efendim kültür coğrafyamıza kadar ismini hayırlarla, rahmetlerle anacağımız nice müstesna büyük şahsiyetler vardır ve Türk milleti o büyük evlatlarıyla ayaktadır. Bize düşen, rahmeti Rahman'a kavuşmuş olan Türk milletinin mümtaz evlatlarının yolundan yürümektir. Payeleri kendilerine, milletlerine iftiharla verdiği bu insanların arkasından rahmetle, minnetle ve onların açtığı yolda aynı cesaretle yürümektir. Dolayısıyla hususu ricam, Sezgin Bey'e söylüyorum, diğer arkadaşlarımın da kalbine kulağına küpe olsun. Ben Yavuz Ağralioğlu, Türk milletinin naçiz bir ferdiyim. Başka bir payeye ihtiyacım yoktur. Böyle büyük bir milletin evladı olmak payesi benim için yeterlidir. Gayrısı yapabildiklerimizden milletin hissesine düşürebildiğimiz huzurdur. Mustafa Kemal Atatürk devlet kurmuş, 3 kıtaya yayılmış, 7 iklim görmüş bir imparatorluğun küçücük bir toprak parçasına sıkıştırılmak istendiği, hatta boğulmak istendiği şartlarda yeniden bir milleti ayağa kaldırmak iradesini Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle taçlandırmış sarı saçlı bir bozkurttur. O da Türk'ün başbuğudur. O da Türk Devleti'nin başbuğudur. Türk milletinin, Türk devletinin bu zor günlerinde, her zor gününde mutlaka milletin hizmetini görecek evlatları vardır.
Mutlaka bundan sonra da olacaktır. Biz büyük değiliz, milletimiz büyük demeyi siyaset öğrenmelidir. Biz büyüğüz demeden büyük milletimizin küçük hizmetkarlarıyız demeyi siyaset öğrenmelidir. Biz büyük değiliz, milletimiz büyük. Biz kudretli değiliz, devletimiz kudretlidir. Demeyi öğrenebilmek zorundayız. Her şeyi biliyoruz demekten vazgeçmeli, bilenlere imkan vermeyi mesuliyet idrak etmeliyiz. Bilenlerle yürümeyi, bilenlere sormayı, bilenlerin dediğini yapmayı, bilenlerin dediğiyle milletine hizmetkar olmayı, kendimize mihenk bilmeliyiz. Mihenk almalıyız. Dolayısıyla istirhamımdır lütfen, birbirimizi takdim ederken de geçmişte mücadeleleriyle Türk milletinin öğüncü olmuş büyük insanlara hürmetsizlik algılanabilecek gibi. Yani öyledir diye, öyle kasıtla yapılmaz ama öyle algılanacak sözlerden, takdimlerden kendimizi beri tutalım. Kürsüler bizden sonra kürsüler. Ben lafa söze pek sıkışan, zorlanan, darlanan bir kardeşiniz değilimdir. Nizasız, fasılasız kelam edebilmek falan gibi bir şey olsa hatırı sayılır sürelerde, hatırı sayılır sözler söyleyebilir bir kardeşiniz. Ama siyasetin bu kadar çok konuşma yapmasından, siyasetçilerin bu kadar konuşarak, nutuk atarak milleti meşgul etmesinden, millet huzurunda durmasından bizarım ben. Arkadaşlarımla beraber, ilk defa burada duydum, Sezgin Gümüş Başkanımız söyledi, bizim yeniler hareketi olduğumuz, yeni bir hareket olduğumuz kesindir ama bizden önce bu yeniler hareketini isim olarak kullanmış arkadaşlarımız vardır. Onlara da hürmetsizlik olmaz. Bu liberal takımdan bir takım arkadaşlarımız bu yeninin yürüyüşü, yenilerin yürüyüşü falan diye bir takım isimler aldılar. Yeni olan bir şey yok aslında. Biz yeni olan daha önce Türk milletine hizmet etme iddiasıyla bir başlangıç yapıyoruz. Başlangıç hariç hiçbir şey yeni değil. Türk milleti yeni değil. Türk milletinin başındaki belalar yeni değil. Türk'ün düşmanları yeni değil. Türkiye kurulan pusu yeni değil. Türk devletinin yöneticilerinin zafiyetleri yeni değil. Hırsızlık, arsızlık yeni değil. Suistimal, israf yeni değil. Adaletsizlik yeni değil. Liyakatsizlik yeni değil. Efendim memlekette emek alın teri görmeden sadakat ödüllendirmek yeni değil. Eğitimi umursamamak yeni değil. Adaleti örselemek yeni değil. İstihdamı, üretimi, verimliliği gözden çıkarmak yeni değil. Haram düşkünlüğü yeni değil. Yalana, talana, tamah etmek, bunlar üzerinden mal istifleme duygusuna düşmek yeni değil. Türk'ün ne belası yeni, ne umudu yeni. Türk'ün ne varlığı yeni, ne belası yeni. Türk milletinin ne sorumluluğu yeni, ne sorumsuzluktan başına gelen yeni. Her şey bildiğimiz gibi. Vazifelerini yaptığı zaman Türk milleti, vazifelerini yerine getirdiği zaman ne bulacağı belli, vazifelerini ihmal edip umursamaz hale gelince ne belaya düşeceği bellidir. Tarihin adını sanını duyduğu, duyurabildiğimiz, varlığıyla övündüğümüz nice devletlerimizi bugün yaptığımız hatalarla yıktık biz. Hiçbiri yeni değil. Adaleti umursamadığımız zamanlarda, üretimi umursamadığımız zamanlarda, tasarrufu umursamadığımız zamanlarda, eğitimi gözden çıkardığımız zamanlarda, liyakati gözden çıkardığımız zamanlarda, mali disiplini bozduğumuz zamanlarda, rüşvete, israfa, yolsuzluğa, yoksulluğa sebep olacak şekilde hatalar yaptığımız zamanlarda devletlerimizi kaybettik. Hangisi yeni? Bu da yeni değil. Her devletimizi adaleti yıkarak, eğitimi umursamayarak, üretimin canını okuyarak, üretenleri umursamayarak, dal kavukluğu kurumsallaştırarak, liyakatli olanları gözden çıkararak yıktık. Her devletimizi böyle yıktık. Şimdi yine devletimizi aynı zafiyetlerle örseliyoruz. Konuştuğumuz hiçbir şey yeni değil. Ama hareketimiz mesuliyet anlamında, ayağa kalkma iradesi anlamında, yeniden başarabiliriz duygusu anlamında, bir daha deneyeceğiz anlamında yeni. Ama yapacağımız hiçbir şey daha önce Türk milletinin yapmadığı şeyler değil. O yüzden lütfen bir taraftan yemeklerinizi yiyin lütfen. Çünkü galiba ben biraz detaylandırmak istediğim birkaç hususu tane tane anlatmalıyım ki yolun başında mihengi tutamazsak yolun sonu bozulur. Yolun başı tevazuyla, yolun başı adaletle, yolun başı merhametle, yolun başı üretimledir.
Siyasetçiler için yolun başında bunlara sahip olmanın bir haber değeri yoktur efendim. Yolu böyle bitirmektir vazife. Çıktığın gibi bitirebilmek. Başladığın gibi bitirebilmek. Tevazuyla başlarsınız, kibirle biter. Helalle başlarsınız, haramla biter. Doğrulukla başlarsınız, yalanla biter. Tasarrufla başlarsınız, israfla biter. Nasıl başladığınızın hiçbir önemi yoktur. Başladığı gibi bitirenler milletin huzurunda hep hayırla yad edilir. Sezgin Başkan'ın iltifat ederken Tanfar'ın topuzunu kaçırdığına inandığım Ahmet Alparslan Türkeş, Mustafa Kemal Atatürk, kimi sayıyorsanız, askerlerimizden kimi sayıyorsanız, devlet ricalinden kimi sayıyorsanız, efendim adını anarken rahmetle, minnetle, duayla kimin adını anıyorsanız, hepsi başladığı gibi bitirmişlerdir. Başladığı gibi bitirenlerin tarihidir. Türklerin müstesna tarihinde adı, şanı, varı, milletin varlığına dönmüş evlatlarıdır duaya konu olanlar. Herkes iyi başlar efendim. Ama çok azı iyi bitirebilir. Siz millet ufkunda ben sizi kurtaracağım iradesiyle arz-ı endam etmiş hiçbir siyasetçiyi, hiçbir yöneticiyi, hiçbir iyi şeyler yapma iradesini temsil eden hiçbir insanı şöyle göremezsiniz yolun başında. Efendim bize teveccüh gösterir, bizi memleketin hizmetiyle buluşturursanız hazineyi soymayı planlıyoruz, kimse demez. Efendim bize teveccüh gösterir, sandıkları patlatır, bizi iktidara getirirseniz Allah'ın izniyle Beytülmal'ı talan edeceğiz. Kimse böyle bir şey demez. Adaletsizlik yapmayı planlıyoruz, canınızı okuyacağız. Kimse demez. Efendim memleketin kaynaklarını çoluğa çocuğa kurban edeceğiz. Eşimizi, dostumuzu, akrabalarımızı devlet imkanlarına da yüzdüreceğiz. Kimse demez böyle bir şey. Bütün yolculuğun başı hikayesi hep şöyledir. Adalet, merhamet, nezaket, tasarruf, üretim, rekabet gücü, satın alma gücünde yükseklik, yaşam standartlarında yükseklik, dünyayla rekabet edebilme kapasitesi, saygın üniversiteler, parmakla gösterilen adalet mekanizması. Dünyanın en müstesna, efendim yönetim maharetiyle ayağa kalkabilmiş, rekabet edilemez güçte sanayiler. Neler neler. Yolun başı hep böyledir. Başladığı gibi bitirenler Türk milletinin duasındadır. Mustafa Kemal Atatürk başladığı gibi bitirmiştir. Alparslan Türkeş başladığı gibi bitirmiştir. Muhsin Yazıcıoğlu başladığı gibi bitirmiştir. Milletin müstesna evlatları vardır. Kalbinde her zaman anabildiği, başladığı gibi bitirebilmek. Bizim arkadaşlarımızın, bizim, size sözümüzün, sizinle beraber mücadelemizin, sizin üzerinizden milletimizin, bizden duyması gereken şey şu. Kavlimiz, kalbimiz başladığımız gibi bitirmek iradesindedir. Allah başladığımız gibi bitirmeyi nasip etsin. Tevazuyla başlıyoruz, tevazuyla bitirmek istiyoruz. Sadelikle başlıyoruz, sade bitirmek istiyoruz. Bugün siyasi tenkitlerimize, kendimizi de dahil ederek eleştirilerimizin odağı haline getirdiğimiz arkadaşlarımız tevazuyla başladılar. Sayın Cumhurbaşkanımız AK Parti'nin kurucu iradesini temsil eden, milli görüşün yarım kalmış mücadelesini temsil eden, mukaddesatçılığımız üzerinde bir takım hakların kendisine yapılmış haksızlıkların hesabını sorma iradesiyle parmağındaki yüzükle başladı. Parmağındaki yüzükle bitirseydi başka bir şey denecekti ona. Bitemedi. Efendim fakir sofralarına oturarak başladı. Öyledir. Başlangıcı çok güzeldi. Millet devletinin başını bağdaş kurmuş bir çorba kaşığı ile sofrasında misafiri olmuş adamı çok sevdi. Türk siyaset tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı siyasi pratiğinin, şunu alın lütfen. Kürsü biraz eğilin. Bu bardak durmuyor burada. Siyasi pratiğinde ne yapması ne yapmaması gerektiğine dair bir background'u vardı. Milli görüş geleneği belediyelerde memleketle ilgili iddialarının küçük kıvılcımlarını meşaleye çevirmeye başlamıştı. Hizmet eden devlet. Bağıran tepeden bakan değil, eşitlenebilen devlet. Duyabilen, görebilen, sorun çözebilen devlet. İnsanların hayatını kolaylaştırabilen devlet. Kapıların arkasında görünmez, bilinmez, sırrı değil, kapısız ulaşılabilir devlet. Belediyelerde böyle bir ivme yakalandı.
Sonra bunlara Beytülmal, Beytülmal'ı muhafız olarak koruma iradesi, sonra Fırat'ın kenarı, sonra Dicle'nin kenarındaki kurtlar, kuzular falan eklendi. Yolun başı nasıl? Adl-ı İlahi Dicle'nin kenarında bir kurt kuzuyu kaparsa, Adl-ı İlahi Ömer'den sorar onu diye başlanmış yol. Başı nasıl? Fırat'ın Dicle'nin kenarında bir kurt, bir kuzuyu kaparsa, Adl-ı İlahi Ömer'den sorar onu. Yolun sonu ne efendim? Dicle'nin kenarında narenin çuvala konmuş bedeninin üstüne bir taş koyuyorlar. Kurdu kuzuyu geçtik. Çocuklarımız Dicle'nin kenarlarında üzerlerine taş konularak öldürüyor. Gördünüz mü? Nasıl başlandı, nasıl bitti? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Dolayısıyla efendim hiç kalbinize lütfen yük etmeyin. Biz büyük bir milletin evladıyız. Milletimizin evladı olmak, milletimizin mensubu olmak payesi bize dünyada yeter, ahirette yetsin diye milletimizin hizmetkarıyız. Haram yemeyeceğiz. Yememeye gayret edeceğiz. Haram yemesin devlet ricali diye bir denetim mekanizmasına imkan vereceğiz. İyi insan kötü insan tasnifinin dışına çıkarıp iyi kural hassasiyetiyle yürüyeceğiz. Kralların kural koyduğu bir ülke değil, kuralların kral olabildiği bir ülke inşa edeceğiz. Bir sistem inşa edeceğiz. Kurallara uyanlara iyi insanlar diyeceğiz. Kuralları delenlere kimin, neyin, hangi aidiyet grubunun adamı olursa olsun iyi insan demekten vazgeçeceğiz. Memleketimiz var. Siyasetle bu kadar iştigal eden bir memleketin, siyaseti bu kadar çok konuşmak zorunda olan bir memleketin ayağa kalkması zordur arkadaşlar. Biz şimdi, Sezgin Bey söyledi, efendim yeniler hareketi, yeniden başlayanların hareketi, yeniden Türk milletine bir istikbal arayanlar hareketi falan bir sürü şey söyleyebiliriz, evet. Ben 2024 yılında 29 Ekim'i yetiştirmeye çalışıyorum. Bir aksilik olmazsa parti kuruluş iradesini Yüksek Seçim Kurulu'na temsil edeceğim. Arkadaşlarımızla istişare ediyoruz. Parti programı yazıyoruz. Parti programı yazıyorlar. Diyorum ki parti programının adı ne? Parti programı koymayalım. Bunu Türk siyasetinin utanç programı diye tanıtalım. Çünkü biz bu söylediklerimizi, söyleyeceklerimizi utanmadan nasıl söyleyeceğimizi düşünelim. Parti programından çok biz utanmadan Türk milletine 2024 yılında nasıl adalet vaat edeceğimizi düşünelim. Utanmadan. Adaletiyle temayüz etmiş bir millete, adaletin bin yıl kılıcı olmuş bir millete 2024 yılında parti kuruyoruz aziz milletim. Size de adalet vaat etmeye karar verdik lafını nasıl utanmadan diyeceğimizi düşünmemiz lazım. Yahut israfın yolsuzluğun olmadığı bir ülke vaat edeceğiz utanmadan. Nasıl edeceğiz bilmiyorum yani. Bu laflar laf mıdır? Türk milletinin huzuruna çıkıp aziz milletim israf etmeyeceğiz, yolsuzluk etmeyeceğiz. Mülakat adaletsizliğine çocuklarımızı kurban etmeyeceğiz. Beytül malı muhafaza edeceğiz, yemeyeceğiz. Devletin malını muhafaza edeceğiz, içmeyeceğiz. Efendim israf etmeyeceğiz. Bu laflar laf mıdır? Türk milletinin huzuruna çıkacak, huzurda söylenecek laflar mıdır bunlar? Sayın Cumhurbaşkanı'ndan 2002 parti programına bakıyorum. Harikulade. Rahmetli Turgut Özal'ın 83 programına bakıyorum. Harikulade. Rahmetli Devrel'in seçim beyannamelerine bakıyorum. Harikulade. Efendim memlekette kurulmuş partilerin seçim programlarına bakıyorum. Hepsi çok güzel. Hiçbir programda memleketin canını okuyacağız, kaynaklarını berbat edeceğiz, vergini efendim sizin canınızı yakacak kadar adaletsiz olmasını, toplanmasını sağlayacağız. Efendim devlet kaynaklarını hesapsızca tüketeceğiz. Sizin huzurunuzu kaçıracağız, adaletsizlik yapacağız. Hiçbir programda yok. Muhalefetin parti programları çok daha iyi oluyor. Onlar iktidara bir siyasi tenkit imkanını bürokrasiden, akademiden, dışarıdan bakan gözlerle yazabildikleri için daha güzel şeyler yazıyorlar. Dolayısıyla parti programlarından daha büyük sorumluluklar var memleketin. Biz bir yoldayız, biz bir yoldayız, biz bir yola çıkıyoruz. Ama bu yolun siyasi münakaşa edilecek bir tarafı yok. Kem söz edilecek, kem sözle yürünecek bir tarafı yok. Galiz laflarla, bühtanla, hesap soracağız iradesiyle ilişkilenecek kadar zamanı yok. Devletin, milletin sorunları var. Bu sorunların çözülmesi lazımdır. Çünkü siyasetin bu kadar göz kamaştırıcı programlar arasında dev ekranlar,
prompter cihazları, yazılmış harikulade hikmet dolu veciz metinler, bu metinlerin konuşanı, kudretli konuşanı görüntüsündeki devletliler. Efendim, meydan meydan dolan, meydan meydan konuşan, ekranları kapatan, ekranlarda alkışlanan, büyük tezahüratlarla ağırlanan, büyük tekbir ve salavatlarla uğurlanan bir merasim bölümüne döndü devlet. Devletin görünen, hükümetin görünen yüzü. Yaşadığımız ne? Yaşadığımız şu efendim. Faizin 850 milyar dolarlık bütçesi. 22 yılın 2002'den 2024'e 850 milyar dolarlık faiz bütçesi. Faizi ödediğimiz para. 2016'dan 2024'e 250 milyar dolar ödediğimiz faiz. Kur korumalı mevduata kurban ettiğimiz 48 milyar dolar. Faiz sebep enflasyon sonuçtur diye bir efendinin denemeyi arzu ettiği, denediği ekonomik doktrinin maliyeti 126 milyar. Deprem konutları deprem olduktan sonra depremin üstümüze ekonomik olarak üstümüze yüklediği 126 milyar. Efendim 853 bin kişiye kur korumalı mevduattan verdiğimiz para bütçede yeni ve ek bütçe yapmamızı gerektirecek para. Efendim üniversite sonuçları açıklanıyor. Sonuçlar geleceğimizden endişe edeceğimiz para. Memleketteki göçmen yükü demografimizi dert edip çocuklarımıza nasıl bir vatan bırakacağımızdan korkacağımız kadar. Evlilik doğum oranlarımız yakında Türk milletini, yakın bir gelecekte Türk milletini azınlığa düşürecek kadar. Tarımda, hayvancılıkta dertlerimiz, niteliksiz gıda tüketimimiz dolayısıyla Türk milletini hasta edecek kadar. Çocuklarımızın hayalleri kurulamaz düzeyde vatanı terk edecek kadar. İşverenlerimizin gayreti ayakta durmaya dönük olsa da bu faiz ve enflasyon sarmalında batabilecek kadar. Bu şartlarda verilen ücretlerle vatandaşımız yaşamla ölüm arasında kalacak kadar. Kendisine 17-20 bin lira maaş verebildiklerimizin 30-40 bin lira kiralarda yaşamak zorunda kaldığı iklimde Türk milletine siyasetin de duyarsızlığı hamasi nutuklar atacak kadar. Bu mudur Türk milleti? Bunu mu bulmalıydı Türk milleti? Ha şöyle denmesinden hiç hoşlanmıyorum. Biz şöyle olmayalım, kötümser olmayalım, karamsar olmayalım. Memleketin başına gelen belalardan bahisle memleketin ufkunu karartmayalım. Bir büyük millettir bizim milletimiz. Ama hamaset girdabında milletimizi boğmayalım. Doğru yönetilirse kaynakları bölgesinin niteri olacak bir devlettir. Ama devleti hamaset girdabında boğmayalım. Siyasetin güzel şeyler yapmak zorunda olduğu alanı hamasi nutuklara kurban vermeyelim, kapatmayalım. Siyaset alanını hamasi nutuklarla kapatmayalım. Efendim, kahramanlık yapıp düşmediğimiz Allah'ın bir günü yoktur. Bu uzun tarihimiz içerisinde adını rahmetle, minnetle, duayla anacağımız evlatların sayısı sınırsızdır. Her bir güne kahraman olarak düşmüşüz. Bu düştüğümüz kahramanlıklar içerisinde adını rahmetle anacağımız nice evlada da sahibiz bir evvelallah. Ama Türkler ölenleriyle büyük bir millet olmaktan yeni bir yol bulamazlar. Artık Türk milletine yaşayan büyük evlatlar lazımdır. Ölenleri büyük, kalanları küçük bir girdap Türk milleti için çıkışı olmayan boğulacağımız bir girdaptır. Ölenleri büyük, kalanları o büyüklerin izinde bir memleket. Ölenleri büyük, yaşayanları da büyük namzeti bir memleket çıkarmak zorundayız. Mezarların etrafında bilek güreşi yapan bir memleket olmaktan yorulduk. Siyaset, kendisine imkan bulacağım derken, değerler üzerinde siyasi olarak iktidar bilek güreşine muhalefeti davet ederken, hangi değerleri aşındırdığımızın farkında olamadı. Cumhuriyetle Osmanlı'yı, Abdülhamit'le Atatürk'ü, tarihi şahsiyetlerle bugün etrafında bilek güreşi yaptığımız herkesi kavga ettirmeyi siyaset zannetti. Geçmişe bühtan etmek hassasiyetlerimiz, geçmişi koruma hassasiyetlerimizin üstüne çıktı. Geçmişte kendimize rakip gördüklerimiz üzerinden
toplumu siyasi olarak tasnif edebilmeyi kendimize bir siyasi yol olarak belirledik. Değerler adına siyaset yapıldı, değerler aşındı. Biz o yüzden değerler üzerinden siyaset yapmayacağız, değerli siyaset yapacağız. Efendim, siyasi bir tenkit, çok detaylandırılmış, böyle sizin de canınızı bile sıkmadan, böyle lezzetli tebessümlerinize sebep olacak pek çok tenkidi zarafetle, letafetle yapabilirim biliyorsunuz. Ama sözü uzun edip canınızı sıkmayacağım. Bu kısmını geçmek durumundayım. Olan oldu. Türk milletinin ümitlerine, güvendiği dağlara kar yağdı. Sayın Cumhurbaşkanı, Türk siyaset tarihinde, AK Parti Türk demokrasi tarihinde, bu 22 yıllık yönetim de Türk devlet iradesi tarihinde bu kadar aralıksız seçim ve sandıkla birleşebilmiş, umutla beklenilebilmiş en müstesna zamandır. Bu Türkler Tayyip Erdoğan'ın arkasında 22 senedir ümitle beklemekteydiler. Bu sefer olmadı, bir sefer olabilir. O sefer olmamışsa bir sonraki sefer olabilir diye kendisinin hissesine avans düşmüş, bundan daha çok sevilen bir evladı olmamıştır Tayyip Bey'i kastederek söylüyorum. Ama bu güvenin karnesi, bu inancın karnesi zayıftır. Bu kadar sevilmiş bir adamın milletine vaat ettikleri anlamında karne bulduklarıyla farklıdır. O yüzden bu mesuliyeti de üstüme alarak konuşuyorum. Efendim, biz siyaseti hasımlıkla yapmayacağız. Kem söz ederek yapmayacağız. Galiz laf ederek yapmayacağız. Kavga ederek yapmayacağız. Yaka paça olarak yapmayacağız. Utandırma hevesiyle yapmayacağız. Ait olduğumuz değer setleri var. Milliyetçi Hareket Partisi de dahildir bu iktidara. Mukaddesatçılığın, milliyetçiliğin iktidarı. Dindarlığın, muhafazakarlığın iktidarı. Yani bir medeniyet iddiasının, bir devlet varlık iddiasının, devlet millet varlığının üzerine temellendirildiği bütün bu mukaddes kavramların iktidarının, Fırat'ın kenarındaki kurdun kuzunun, devletin mumunun, Ömer'in mumunun, Horasan'dan gelen mayanın, dirilişte kuruluşta milletin kalbine üflenen muhtevanın, Hacı Bektaş Veli'nin, Hacı Bayramı Veli'nin, Yunus'un, Tapduk'un böyle konuşarak ele geçmiş iktidarın. Böyle mesuliyetler altında 22 yıldır Türk milletinin umudunun kalesi olmuş iktidarın bize bıraktıklarını konuşuyoruz. Bizim iktidarımız bu. Bizim değerlerimizin iktidarı. Şeyh Ahmet Yesevi'nin iktidarı. Ahmet Yesevi hattının Anadolu'ya girişte gözleri kartal kartal bir kumandanın, Sultan Alparslan'ın, dirilişte kuruluşta Osman'ın, Ertuğrul'un Osman'ın, meydan meydan muharebelerde her adanmışlık hikayesiyle toprağa düşmüş kahramanın, Fatih'in, Yavuz'un, Kanuni'nin, Sultan'ın iktidarı. Sultanlığın iktidarı. Medeniyetin, ihtişamın iktidarı. Adaletin, merhametin iktidarı. Kapılarından eğri odun geçmez doğruluğun iktidarı. Bizim iktidarımız bu ya. Nerelerden geliyoruz? O yüzden kendi iktidarımızı konuşur gibi konuşacağız. Biz iktidara dahil olmasak da bizim kalbimizin bağlı olduğu değerlerin iktidarı. Bir cihetten ülkümüzün iktidarı, ülkücülüğümüzün iktidarı, bir cihetten dindarlığımızın iktidarı, bir cihetten tasavvuf hassasiyetimizin, dervişliğimizin iktidarı, bir cihetten mukaddesatçılığımızın, dindarlığımızın, hadi biraz modern zamanlarda muhafazakarlığımızın iktidarı. Başı böyle güzeldi. Umutla milletin kalbine düştü, yeşerdi. Bu çoraklık nedir? Trabzon'da 82 yaşında bir baba, 59 yaşında engelli kızını öldürdü. Bize bir not bırakarak, bizi bağışlayın, mukaddimesi böyle bir metin. Bizi bağışlayın. Sizi böyle bir şey yaparak üzdüğümüz için bizi bağışlayın. Ben 82 yaşındayım ve öleceğim. Benim engelli kızıma benden başka bakabilecek hiç kimse yok. Bunu yapmak zorundaydım diyebilen, bu kötülüğü yaparken bize kötülük yaptığı hassasiyetiyle veda edebilen bir asaletin arkasında iktidar şimdi konuşsun bakalım. Tapduk Ömer'in dergahı desinler şimdi. Ömer'in mumu desinler şimdi, desinler bakalım.
kendi çocukları donmasın diye saç kurutma makinalarını çocuklarının yanına açıp kışın ayazında kendisini çamaşır ipiyle kalorifer peteğine asan annelerin olduğu memlekette Ömer'in mumu desinler bakalım. Desinler. Desinler bakalım. Konuşsunlar ülkümüzün iktidarına, milliyetçiliğin iktidarına böyle miydi kavlimiz? Bitirilmemiş hakimlerin ızdırabını duyduğumuz, idam sehpalarına giderken davam ne olur diye endişelenen vedaların arkasından böyle mi olmalıydı Türk milliyetçiliğinin iktidarı? Hazinesi delik deşik, sınırları delik deşik. Gelenin geçenin hangi bir kullanabildiği bir memleket. Çocukların hayal kuramadığı, hak edenin hak ettiğini alamadığı, adaletten umut kesildiği, eğitimin muhtevasının bir türlü kıvam tutup ayarlanamadığı, tarımın, hayvancılığın artık yapılamaz şartlarda insanların her gün bir isyanına sebep olduğu bir memleket böyle mi olmalıydı? Milliyetçiliğimizin iktidarı, dindarlığımızın iktidarı. Vedası böyle mi olmalıydı? Bizim iktidarımızda Türk milleti adına bir takım değerler, bir takım skalalar şöyle mi konuşulmalıydı? Sefalet endeksinde Türkiye, dindarlığımızın iktidarı. Yolsuzluk endeksinde Türkiye, adaletsizlik endeksinde Türkiye. Bu endekslerde hatırı sayılır yerleri var bizim arkadaşlarımız. Bizim arkadaşlarımızın maharetsizliğinin bizim ülkemizi soktukları lige bakın lütfen. Enflasyon en yüksek ülke. Faizi en yüksek ülke. Gıda enflasyonu en yüksek ülke. İşsizlik oranı en yüksek ülke. Standartlarımıza bakın. Sefalet endeksi de en gerilerde ülke. Yolsuzluk endeksinde hatırı sayılır yerler olan bir ülke. Nasıl? Bizim iktidarımız. Güya bizim değerlerimiz adına milletin ümidine kurulmuş iktidarımız. Bunu bizim iktidarımız diye tavsif etmenin sebebi şudur. Bize ne AK Parti yaptı, bize ne Milliyetçi Hareket Partisi'nin de dahil olduğu iktidardır diyemeyiz. O yüzden bizim iktidarımız diyor. Bu mesuliyeti üstüne alan, yapılamayanların da hesabını omuzlayan bir siyasi iradeye yeni hareket diyoruz biz. Bizi ilgilendirmez, onlar yaptı demeyeceğiz. Bizi ilgilendirir, onlar yaptı, hesabını biz vereceğiz diyeceğiz. Dindarlığımızın, milliyetçiliğimizin, mukaddesatçılığımızın, ülkümüzün, ülkücülüğümüzün, Türk milletinin güçlü yarınları adına bu memleket için verilmiş kavganın hissesine bolluk bereket düşüremediği herkesten özür dileyeceğiz. Onlar dilemiyorsa biz onlar adına dileyeceğiz. Ben dilemeye başladım bile. Efendim, lafın sözün önü arkası gelmez. Bu kardeşiniz söylemeye demeye başladı mı, kalbimden taşanları inanın nizasız, faslasız günlerce konuşurum. Günlerce konuşurum. Ama artık güzel konuşmaktan, güzel şeyler söylemekten daha ağır mesuliyetleri vardır siyasetin. Efendim Sayın Cumhurbaşkanımız siyaset tarihinin en viciz konuşan siyasi liderlerinden biridir. Ona böyle bir paye düşmüştür. Çok güzel metinler yazıldı. O da harikulade metinlerle millet ufkunda çok veciz nutuklar attı. Güzel şeyler söyledi. Siyaset bir bayrak yarışıysa, siyaset bir hizmet yarışıysa ki öyle, ben de öyle, arkadaşlarım da öyle, bu bizim için hasımlık alanı değil. Biz AK Parti ile MHP ile aynı mesuliyet hattında hasım olarak değil, aynı mesuliyet hattında daha iyisini yapabilme iradesiyle bayrak yarışındayız. Dolayısıyla biz hiç kimsenin hasmı değiliz. Devlet, millet, düşmanları hariç. Hasmı sevmez bizim milletimiz. Hısmı sever. Biz memleketle hısım, memleketin torunlarıyla hasımız. İlla bir şeye hasımlık yapacaksak, illa bir şeye hasım olacaksak, enflasyona hasım olacağız. Yolsuzluğa hasım olacağız. Yoksulluğa hasım olacağız. Devdebeye, şatafata, lüks düşkünlüğüne hasım olacağız. Adaletsizliğe hasım olacağız. Mülakat adaletsizliğine hasım olacağız. Efendim eğitimde plansızlığa hasım olacağız. Üretimde planlamadan yapılan üretime, tarımda hasım olacağız. Bütçenin tutmayan hedeflerine, bütçenin tutturulamayan disiplinine hasım olacağız. Disiplinsizliğine. Ama parti hasımlığına zaman yok. Parti kavgasına, amblem münakaşasına fırsat yok. Dünya sıkışıyor.
bu kadar çok siyaset yapmak, bu kadar çok siyaset konuşmak, bu kadar siyasetçiler etrafında hizalanmak bir ülkeyi ayağa kaldıramaz. Kaldıramaz. Efendim, her işinizi yapmak için siyasetten kendinize bir yol aramak zorunda kalıyorsanız memleket kötü yönetiliyor demektir. Efendim, kredi çekeceksiniz. Adam lazım. Kredinizi ödeyeceksiniz. Adam lazım. Hastasınız. Doktor lazım. Adam lazım. Doktor size yeterli ilgiyi göstersin diye adam lazım. Tahlil sonuçlarınız var. Okutmak için adam lazım. Çocuğunuz mülakata girecek. Adam lazım. Hakkı yenmesin diye adam lazım. Bazen hak yemek için bile adam lazım. Efendim, memlekette her işinizi görmek için adam lazım. Yaşarken daha kaliteli yaşamak için adam lazım. O kadar adam lazım ki ölüyorsunuz, ölmek için bile adam lazım. Mezar lazım, adam lazım. Bunu şu yüzden arz ediyorum kalbinize, gönlünüze arz ediyorum. İşlerini yapmak için devamlı adam aramak zorunda olduğunuz bir memleket adam gibi yönetilemiyor demektir, tırnak içinde. Hürmetsizlik saymayın. Devlet dediğiniz cihaz kimlik kartınızı gösterince her ihtiyacınızı görebilen mekanizmanın adıdır. Devlet kimlik kartınızla adam arama ihtiyacı olmadan, duymadan ihtiyaçlarınıza cevap veren mekanizmanın adıdır. Devlet milletin adamıdır. Doğru yönetilen mekanizmalarda vatandaş adam aramaz, adam gibi devlet arar. Adam gibi devlet vatandaşına hangi mezheptensin, hangi meşreptensin, hangi aidiyet grubundansın, bizim ekolden misin, bizim mensubiyet dairemizden misin demez. Benim vatandaşım mısın der. Onun da yolu kimlik kartıyla vatandaşın ihtiyaçlarını görmektir. Göremiyorsanız memleket tırnak içinde, hürmetsizlik saymayın, adam gibi yönetilemiyor demektir. Sadeleşeceğiz. Efendim, bizimkilere nereden bulaştı belli olmaz. Bilinmez. Binaları büyütmek, odaları büyütmek, masaları büyütmek, arabaları büyütmek, makamları büyütmek falanla devletin büyüyeceğini zannettiler. Denediler. Devletin büyümediğini gördüler. Devlet dediğiniz şey, binası büyüyünce büyük olan bir şey değilmiş, onu öğrendiler. Çok pahalı öğrendiler. Devlet, adaleti büyük olunca büyük devlet. Devlet duyunca, devlet bağırınca değil, devlet duyunca büyüktür. Devlet görünce büyüktür, anlayınca büyüktür. Problem çözünce büyüktür. İktidardaki arkadaşlarımızın yönetimde savrulduğu birkaç yerin meşalesidir bu dedikleri. Yolun başındayken fakirliği bitirmek için gayret ediyorlardı. Şimdi fakirliği yönetmeyi tercih ediyorlar. Yolun başındayken fakirlikleriyle kendilerini takdim ediyorlar. Milletin fakirliğine son vereceklerinden bahsediyorlar. Yolun sonunda kendileri zengin oldu, millet yine fakir kaldı. Millet şimdi istihzalı nazarlarla yolun başındaki tevazuyu hatırlatıp diyor ki, yolun başında sofrada beraberdik. Fakir sofralarında bizle beraberdiniz siz. Bizim fakir sofralarımıza oturuyor, bize zenginlik vaat ediyordunuz. Yolun sonunda siz artık bizim sofralarımıza oturmuyorsunuz ama siz bizi 22 yıl önce oturduğunuz sofralarınızda buluyorsunuz hala. Biz sizin bizi 22 yıl önce bulduğunuz sofralarda bekliyoruz. Gördünüz mü Veda'yı? Efendim, yolun başında AK Parti'nin çok hassasiyetle söylediği bir şeydi. 2,5 milyon fakir var memleketin. Öyle diyorlar. Şimdi diyorlar ki 13 milyon fakire bakıyoruz. Baktıkları sayının, fakir sayısının artmış olmasından mahcubiyet duymayan bir nobranlıkla, bakabildikleri sayının fazlalığıyla övünen bir siyaset. Siyaset illa bir şeyle övünecekse sofrasına oturacak fakir bırakmamakla övünmektir. Biz geldiğimizde memlekette 2,5 milyon sofrasına oturulacak fakir vardı. 22 yıldır bize itimat ettiniz, artık sofrasına oturulacak fakir kalmadı dedirtmek zorunda olan insanların vedasıdır.
O yüzden efendim büyük imkanlarımız var mı? Var. Kötümser olmaya gerek yok. Türkiye büyük bir ülke. Büyük bir ülke olduğunu hususiyetle hiçbir şeyden idrak etmesek şuradan anlamalıyız. 1 trilyon dolar faiz ödedik, batmadık. Kur korumalı mevduata 50 milyar dolar ödedik, batmadık. Pandemide bütün cihan, büyük devletlerin tamamı IBAN numarası isteyip vatandaşına para gönderdi. Reis pandemide bizden IBAN numarası istedi, biz para verdik. Biz para gönderdik, reise batmadık. Pandemide batmadık. Deprem oldu, batmadık. Afet oldu, batmadık. İşsizlik fondaki paraları yediler, batmadık. İhtiyat akçesi vardı Merkez Bankası'nın, onu da bütçeye kattılar, batmadık. Merkez Bankası'nın başkanları apansız, zamansız değişti. Efendim bir takım iktisadi doktrinler denendi. Bu denenen iktisadi doktrinlerin tam tersi de aynı şiddetle savunuldu, denendi, takdim edildi, beğenildi, batmadık. Yani Nurettin Nebati Bey geldi, batmadık. Efendim Nurettin Nebati Bey'in övündüğü şeylerin tam tersini yaptık, yine batmıyoruz. Fena değiliz. Bir ara kur korumalı mevduata katılım sayısının her gün arttığıyla övünüyordu hükümet. Hatırlar mısınız lütfen? Efendim rahmetli Turgut Özal son taksitini ödediğinde Türk hükümetlerine vasiyet eder gibi demiş ki Allah lillah aşkına bir daha hiçbir Türk hükümeti bu münasebetsiz işe heves etmesin. Bu Allah'ın belası bir iştir. Türk ekonomisinin belini büker bu. Bir daha böyle bir şey yapmayın. Son taksit. 83 aradan geçti 40 sene. 40 sene sonra bizimkiler Amerika'ya girmeyi keşfetti. Bir daha deneyelim. Ya denemeyin. Dedik ki ya denemeyin. Bunu sadece biz demedik. Mesela Naci Ağbal ve Lütfi Elvan kendilerine ekonominin yönetimi anlamında yetki devredildiğinde Merkez Bankası Başkanı ve Hazine bu beyefendilerdeydi. Bu Tayyip Bey'in kurmaylarıydılar. Bu Mehmet Şimşek'e verilen selahiyeti istedi Lütfi Elvan Bey. Naci Ağbal ve Lütfi Elvan Bey bu faiz kartına oynamak zorundayız. Bu hassasiyetle efendim burada birazcık müsaade istiyoruz dediler. Cumhurbaşkanımız faizle ilgili hassasiyetini izhar etti. Hatırlayın lütfen. Hani ben faizle rahat edebileceğiniz bir alan değilim dedi. Ben zaman zaman AK Parti'den arkadaşlara latife ediyordum. Diyordum ki Cumhurbaşkanımız değişik bir şey deniyor. Türk siyaset tarihinin böyle dönemleri olmuştur ama dünya iktisat tarihinin ilk defa böyle bir denemesi olacaktır. Cumhurbaşkanımız şöyle bir şey deniyor. İktisat literatürüne yeni bir şey katacak. Ayet okuyarak faizleri düşürmeyi deniyor dedi Cumhurbaşkanımız. Ya bu deneyecek dedim. Bu görünüyor ki deneyecek. Ama onun hissesine galiba şöyle bir şey düşecek. Dünyada faiz ayeti okuyarak ayette faizi yükselten bir siyasi lider olarak geçecek. Beyefendi her faizle ilgili hassasiyet misal edip ayet okuduğunda millet diyordu ki ayva yedik bu Merkez Bankası'nın işlerine yine müdahale edecek demektir. Ben latifeyle söyledim bir ara. Merkez Bankası'nın denk geldi. Devlet Bey'imiz çok sever böyle ismi denk gelen adamlar üzerinden hikmetli sözler söylemeyi. Bana da ondan bulaştı galiba. Murat Çetinkaya vardı Merkez Bankası'nın başkanı. Murat Çetinkaya, soyadı Çetinkaya. O gitti, Murat Uysal gelecek oldu. Ben de Devlet Bey'imizden kinaye şöyle deyiverdim yani. Aslında ondan bulaştı birazcık bana. Dedim ki inşallah bu Murat Çetinkaya çetin bir kaya olduğu için gitmiyor. İnşallah bu Murat Uysal da Uysal biri olduğu için gelmiyordur yani. Tamam, latife ettim arkadaş yani. Sonra Cumhurbaşkanımız hızını alamadı. Grupta demesin mi ki? Bu Murat da laf dinlemiyordu. O yüzden aldık bunu. Ya şaka yaptım arkadaş. Merkez Bankası'nı bir gerekçeyle değiştiriyor olsanız bile insan bunu değil mi yahu? Ya laf dinlemiyorlar diye Merkez Bankası'nın başkanını görevden aldım. Ne demek yahu? Efendim Anayasa Mahkemesi karar veriyor. Anayasa Mahkemesi'nin kararı siyasetin vizyonuna şu andaki hassasiyetine uygunsa Anayasa Mahkemesi'nin kararları tartışılmazdır deniyor. Bir hukuk şeyi, uslubu hatırlatılıyor. Muhalefeti tehdit etmek için de deniyor ki adaletin en yüksek makamlarının verdiği kararları tartışacak kadar hukuka itimadınız kalmamış sizin. Sizden ne olur? Sizden ne şey olur ne kasaba? Zaten bu millet sizi o yüzden iktidarda yönetmiyor deniyor. Sonra iktidarın hassasiyetlerinin hilafına bir karar verilince
Devlet Bey'den sekerse Tayyip Bey, Tayyip Bey'den sekerse Mahir Bey, mutlaka birisi diyor ki bu Anayasa Mahkemesi'nin de durumunu görüşeceğiz ha. Bunların da durumu biraz karışık. Yani adalet, siyasetle ritim tutunca adalet oluyor. Ekonomi, siyasetin dediğini yapınca ekonomi oluyor. Eğitim, eğitim dediğiniz şey siyasetin taassubuna uygun olunca eğitim oluyor. Terminolojisine uygun olunca eğitim oluyor. Peki bunların sonuçlarını biz nereden takip edeceğiz? En yetişmiş evlatlarımız, en iyi okullarda yetiştirdiğimiz evlatlarımız. Memleketin dışına gidiyor. Buradan hize almıyor siyaset. İş adamlarımız yatırım yapamaz durumdalar. Birer birer büyük sanayi tesislerimiz kapanıyor. Buradan hize almıyor siyaset. Kamuoyu vicdanında çok tartışılan davalar var. Kara para işleri. Bu Dilan Polat olayları falan gibi. Bunlarla ilgili yargılama mahkeme süreçleri berbat bir şekilde kamuoyunun adalete olan itimadını sarsacak şekilde bitiriyorlar. Buradan hize almıyor siyaset. Yüksek mahkemeler birbirlerine giriyor. Bu adalete güveni sarsıyor. Buradan hize almıyor siyaset. Vatandaş batıyor, hize almıyor. İnsanlar evlatlarını öldürüyor, hize almıyorlar. Çocuklarımız yurdu terk ediyor, hize almıyorlar. Sınırlarımız kevgire döndü. Göçmen yükü altında ülkemiz ne olduğu belli olmaz Birleşik'te. Patinaj yapıyor, hize almıyorlar. Enflasyon rakamları açıklanıyor, hize almıyorlar. Faiz rakamları açıklanıyor, hize almıyorlar. Efendim, kendi milletinize yapacağınız zammı ekonomik kurmaylarınız şöyle diyerek açıklamaya tenezzül ediyorlar. Neyle diyorlar böyle bir şey demeye? Efendim biz asgari ücret açıklıyorlar. Efendim biz 16 bin küsürlerde tutacaktık. Sayın Cumhurbaşkanımız çok tazyik etti, bastırdı. Bin küsürlere de onun şeyinden Allah razı olsun. Bizi Cumhurbaşkanımıza borçlandırıyorlar. Ha Cumhurbaşkanımız sanki herkesi cebinden 1.000 lira vermiş gibi ya. Efendim 10.000 lira zor zoruna emekliye para veriyoruz. Sonra Cumhurbaşkanımız imdadımıza yetişiyor. Allah razı olsun. O son 2.000 lirayı vermeseler devletin durumunun gerçekten zorda olduğunu kabul edecekler. O 2.000 lirayı deyince millet lal veriyor. Onu da Cumhurbaşkanımıza bizi borçlandırarak diyorlar ki Cumhurbaşkanımızın himayelerinde oldu. O kadar illallah etti ki bu tensipleriyle, himayeleriyle, olurlarıyla falan. Arkadaşlarıma tembihliyorum bu sesin başına da o yüzden kırdım. Mübalağa yok, takdim yok, abartmak yok, himaye yok, tensip yok. Yasak. Tensip, himaye, şahsın, olur. Bak bunlar yok. Bu işler yok. Efendim Sayın Cumhurbaşkanımızın tensip ve talimatlarıyla Türk Dil Kurumu'na müracaat edeceğiz. Bu tensip, talimat iptal edeceğiz. Şahsım, tensip, talimat, olur falan bunlar iptal olacak. Ya bu devlet geleneğimize nereden bulaştı? Bu kadar nedir ya? Tensipleriyle, talimatlarıyla yangınlar, ormanları söndürüyoruz talimatlarıyla. Talimat vermese yandık ya. Cumhurbaşkanımız talimat vermese yandık kavrulduk. Allah'tan imdadımıza yetişiyor Cumhurbaşkanımız. Bu arada iktisadi olarak yetişemedikleri bu dönemin içerisinde bakın başımıza neler geldi. Efendim neymiş? İsrafı çok ediyormuşuz. Ya bizi yönetmek için kullandıkları enstrümanlara bakın. 2002'de 2023'ü kastederek ortaya büyük bir vizyon konmuştu. Büyük bir vizyondur bu. 2002 için hatırlayanlarımız vardır. Gençlerimiz için bu kadar kolay hatırlanmaz belki. Ama yaş ortalaması müsait olanlar bu dediğimi çok rahat biliyorlar. 2023'te gayri safi milli hasıla 25 bin dolar. 2 trilyon dolar gayri safi milli hasıla 500 milyar dolar ihracat, 25 bin dolar milli gelir. Biliyorsunuz o rakamlar. 2002'de bu rakamlar telaffuz edildiğinde ilk defa Türk milleti 21 yıllık projeksiyon olan bir hükümet gördü. İlk defa. Yani Allah var bu içimizdeki savlet duygusuna da çok iyi geldi. Yani 2 senede bir hükümet görmüş bir millet için 21 yıllık bir vizyon kabul etmemiz lazım ki çarpıcı bir vizyondu. Tayyip Bey maharetli bir siyasetçidir. Türk siyaset tarihi onun bu hakkını her zaman teslim edecektir. Ben teslim etmeye şimdiden bile başladım. Beyefendi Türk milletinin kahramanlık yapıp düştüğü gün sayısının sınırsız olduğunu bildiği için 2023'te tutturamadığı hedeflere ya biraz hedef şaştı ama 2053'e Allah kerimdir demeye başladı. 2023 yoksa 2053 var. Allah'a hamdolsun ki ömrümüz bizim kısa. Eğer ömrümüz 200 sene falan olaydı var ya Cumhurbaşkanımız bizi 2071'e fit edecekti. Vallahi edecekti ben biliyorum. Onu şuradan çıkarıyorum.
21 yıllık kudretli iktidarında Cumhurbaşkanımızın siyasi maharetine bakar mısınız? İktidara yeni gelmiş taklidi yapmaya karar verdi. Yani şimdi iktidara yeni gelmiş taklidi yapmaya karar verdi. Onun da muhalefet acili de yapıyor. Onu da Ali Cenaplı'ndan yapıyor. Baktı ki bu muhalefet bu şartlarda memleketin umudu olamayacak. Baktı ki bu kadar enflasyonla, bu kadar adaletsizlikle, bu kadar yolsuzlukla, bu kadar yoksullukla, bu kadar işsizlikle, bu kadar göçmenle, bu kadar boşanmayla, bu kadar adaletteki yığılmayla, bu kadar eğitimdeki savrulmayla, bu kadar tarımdaki bozulmayla, bu kadar kuraklıkla, bu kadar suyumuzun, toprağımızın, tarımımızın, ormanımızın yangınına rağmen, çocuklarımızın hayal kuramadığı bu berbat şartlara rağmen Cumhurbaşkanımız baktı ki bu muhalefet, bunlar var ya, meteor çarpsa memlekete, memleketin umudunu yönetemeyecekler. Tayyip Bey yine acıdı bize, muhalefete, millete, şöyle bir şey yapmaya karar verdi. Bunlar iktidar olamayacaklar, en iyisi ben iktidara yeni gelmiş taklit yaptım. Şimdi böyle bir mahareti var derken kastettiğim ifadeleri görmüyor muyum efendim? Cumhurbaşkanımız geçen gün belediye başkanları sizinle böyle hasbihal ettiğimiz gibi bir yerde toplanmışlar. Cumhurbaşkanımızı şöyle derken gördüm ben. Mutlaka gözünüze, kalbinize takılmıştır bu. Bu muhalefetin belediyeleri var ya, bunlar diyor insan değiller. Sudan, ekle her şeye zam yapıyorlar. Ya bunu derken gözüne baktım ben Cumhurbaşkanımız ekranda. Nasıl diyor diye. Muhalefetten yeni iktidara gelmiş bir adam gibi diyor ya. Tamam, 20 yıldır yapmadık falan da demiyor. Evelallah diyor, şimdi bu yolsuzluğu halledeceğiz diyor. Yoksulluğu çözeceğiz diyor. Bu enflasyon önümüzdeki 5-6 ay içinde şuraya, önümüzdeki bir sene içinde buraya düşecek. Bu hazine dolacak, bu swaplar, muaplar dahil Merkez Bankası'nın rezervleri swapsız şurada diye gelecek diyor. Diyor. Ya hiç kimsenin şöyle bir şey demesine imkan bırakmayacak kadar tabii bir duyguyla söylüyor bunu. Sanki iktidara yeni gelmiş gibi. Bizim çocuklarımız, yeni nesil çok zeki. Sayın Cumhurbaşkanı'nın böyle yapabilme imkanı bulduğu yerlerde o haberlerin düştüğü görüntülerin altına çocuklarımızın yorumlarını okuyorum. Yazıyorlar ki tam Cumhurbaşkanı olacak adam. Bu diyorlar işte bu adamı Cumhurbaşkanı yaparsak Allah'ın izniyle enflasyon düşecek, faiz bitecek, yolsuzluklara nihayet verilecek, çetelerle mücadele edecek, Türk parası değerlenecek, hazine dolacak, beytülmal korunacak, evelallah hepsi olacak. Çocuklarımızın zekası olağanüstü. Tam Cumhurbaşkanı olacak adam. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın siyasi mahareti burada devreye giriyor. 5 alınamaz şartlarda Sayın Cumhurbaşkanı 55 alıyor. Normal şartlarda, bu şartlarda, bu iktisadi şartlarda, bu sosyal, bu akademik, bu bürokratik, bu üretim şartlarında bu karne millet vicdanında 5 alamaz. AK Parti'nin arkadaşlarının rencide olmasınlar diye özen göstereyim. Cumhurbaşkanı muhalefette olsa en sevmediği rakibi Kemal Bey'dir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Kemal Bey bu karnenin sahibi olsa, 22 yıllık iktidar Kemal Bey'in olsa, Tayyip Bey de bugün taklidini yaptığı gibi gerçekten iktidara yeni talip olsa, bu 22 yıllık karneye Sayın Cumhurbaşkanı 5 aldırmaz. Bu 22 yıllık karnenin sahibini sokağa çıkarmaz. Propaganda yaptırmaz. Millet huzurunda bunlara itibarlı bir nefes aldırmaz. Ama siyasi mahareti var. Şimdi bu maharet alanına ben ve arkadaşlarım giriyoruz. Ara ara diyor ki, bir de böyle muhalefeti tahrik eden, muhalefeti efendim böyle rencide edecek şekilde istihzayla zaman zaman dilinden dökülen şeyler var biliyorsunuz. Ya diyor bu muhalefet, yani biz memnunuz diyor bunlardan. Yani Allah herkese böyle muhalefet nasip etsin. Teşekkürden de geri kalmıyor. Allah eksikliğinizi vermesin diyor. Yani sizin sayenizde epeyce iktidarda kalabiliyoruz. Sonra da millete vicdanlı bir iradenin sözcüsü olduğundan bahsediyor ki ya şöyle dişime göre bir muhalefet de bulamadım yalan dünyada. Ben de şimdi AK Parti'nin arkadaşlarıma diyorum ki Cumhurbaşkanımıza selam söyleyin. Dişlerini kontrol ettirsin. Ona dişine göre bir muhalefet kavuşturuyorum. Evet Allah. Dişlerini kontrol ettirsin. Sorumlu yol gösterici muhalefet. Önce memlekette ne olması gerekiyordu, ne yapamadınız muhalefeti. Sonra ne mümkündü, neyi yanlış yöneterek memlekete bu kadar yük oldunuz muhalefeti. Sonra yapabilirseniz yapın, yapamazsanız sizin yapamadıklarınızdan bu memleketi Cumhuriyet Halk Partisi'ne kurban edemezsiniz iradesi.
Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek seçenek olarak milletin ufkunda durduğu bir siyasal alanı memleketimize de hakaret sayarız. Yapabilen kalsın. Memleketin derdine derman olabilen kalsın. Fakirliği çözen kalsın. Yolsuzluğu bitiren kalsın. Adaletsizliğe son veren kalsın. Çocuklarımızın aşına işine kavuşan kalsın. Ama bunları çözemiyorsanız, bu çözemediklerinizin sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek alternatif olarak avantajlı sunulduğu bir siyasal denklemde milletin tercihlerinin seçeneksizlikle kurban edilmesine razı olmayacağız. O yüzden yeni parti. Türk milletinin ufkuna bir ümit diye doğuyoruz. Konuşan siyasetin yerine icra iradesiyle doğuyoruz. Bölen, kızan, bağıran siyaset yerine birleştiren, toplayan, tebessüm eden siyasete yürüyoruz. İsrafıyla meşhur, debdebeyle, şatafatla görünen devlet yerine sadeleşen devlet iradesini temsil ediyoruz. Makam odalarını küçültmekten, uçakların hepsini Türk Hava Yolları'na devretmekten, birinci sınıf Allah'ın rızasına, memleketin duasına koşuyoruz. Ezanla başlamış yol olsun bizimki. Ezana hürmetle konuşayım. Kalbim ezanda olarak konuşayım. Ezana hürmetimiz, ezan üzerinden de söyleyeceklerimiz de birleşsin. Memleket bekasının, memleketin, milletin yarınlarının kendisine teslim edildiği bu mukaddes sorumluluğun altındaki devlet ricalimiz, devlet beyimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımız. Yani bir cihetten ümmeti Muhammed'in hamisi banisi olmak mesuliyetini taşıyan, bir cihetten de Türklerin bilge lideri olmak vasfıyla siyaset eden bu devletli büyüklerimizin zaman zaman dillerinde olan bir laf var biliyorsunuz. Ezanları kastederek söylüyorum. Ezanlar okunuyor. Aziz Allah. Ezan dinmez, bayrak inmez diyorlar. Devamlı böyle diyorlar. Diyorlar. Ezanın ne zaman dineceğini demek zorunda bırakıyorlar beni. Haram yerseniz ezanınız diner. Hoparlör kapanınca dinmez. Yalan derseniz diner. Rüşvete bulaşırsanız diner. Beytül malı talan ederseniz diner. Bu kadar faize ülkenizi kurban ederseniz ezanınız diner. Efendim bayrak inmez. Bayrak inmez. Ama bayrak hazineniz boşalırsa iner. Türk parası pul olunca iner bayrağınız. Çocuklarınız işsiz açsız kalırsa, memleketi terk etmeye gönlü gözü düşerse ezanınız iner, bayrağınız iner. Kabahatine kusuruna kimse bayrağı, ezanı bu şekilde şal edemez. Siyasi mesuliyetimiz şudur. Ezanların okunduğu memlekette, minarelerden ezanların okunduğu, ufuklarında Türk bayrağının dalgalandığı memlekette 8 yaşında çocuklarımız çuvalların içinde üstüne taşlar konarak derelere bırakılıyorsa bayrağınız mahzundur. Ezanınız mahcuptur. Adaletsizliğiniz bu kadar aşikar olmuşsa ezanlarınız artık mahcuptur. Ezanları inmez, bayrakları inmez, ezanları dinmez yapan şey adaletli bir devlettir. Bu ezanların altında kadınlarımızın rahatça gezebildiği, çocuklarımızın sokaklarda rahatça oynayabildiği, şiddetin sarmalına düşmeden, terör girdabına kapılmadan, elimizi kolumuzu sallayarak memleketin her karışında yaşayabildiğimiz memlekettedir ezan, Türk'ün yurdunun meşalesidir. Türk yurdunun bayrakla, ezanla terkip edilmiş alanı adaletle, üretimle, huzurla, bollukla, bereketle buluşuyorsa o memlekette ezanlar inmez, ezanlar dinmez, bayraklar inmez. Öyle ki. Ama memleketin bu karnesi ezanları, bayrağı mahcup, mahzun eder. O yüzden Allah bize, size, hepimize bu ezanları duyarken, bu bayrakları görürken altında güvenle yaşama imkanını oluşturabilecek bir irade versin. İrademiz Allah'ın rızasına, irademiz milletin duasına değilsin. Safında, huzurunda saf saf namaza durduğumuz, altında huzurla yaşamayı hayal ettiğimiz memlekette bunca kanunsuzluğu, bunca hukuksuzluğu, bunca adaletsizliği, bunca israfı, bunca yoksulluk gerekçesini ortadan kaldırma irademizdir. Ezan okunurken ezanı bize emri ilahi olarak lütfeden Allah'a sözümüz. Öyledir. Öyle yapmak zorundayız. 22 yıllık iktidar, 22 yıllık mazeretsiz iktidar. Başında mazeretleri de vardı. Vardı biliyorsunuz. Elhak öyleydi. Yani hiçbir şey yapılmadı gibi konuşmaya gerek yoktur. Güzel şeyler de yapılmıştır. Pek çok güzel şey de yapılmıştır. Demokrasi adına güzel şeyler yapılmıştır.
sistem işlesin diye güzel şeyler yapılmıştır. Efendim mukaddesatçılığımızın yaraları vardı, tedavi edilmiştir. Katsayı zulmü bitmiştir, başörtüsü mahcubiyeti devletin üstünden kaldırılmıştır. Basının, efendim, milletin değerleri üzerinde tepildiği müstesna zamanlarımız vardır. O müstesna zamanlarda millet iradesi gölgelenmiştir. Onlara nihayet verilmiştir. Efendim, zulme uğrayanların, haksızlığa uğrayanların hakları iade edilmiştir. Ama bu bir kanadıdır. Şimdi mazeretsiz iktidarda karşı karşıya olduğumuz şey şudur. Sadece mezardan sağ adam çıkaramıyor bu yönetim kudreti. Şu anda devlet yönetme iradesinin kudreti sadece mezardan birini sağ çıkaramaz. Ölü de çıkaramaz. Sağ çıkaramaz. Onun haricinde her türlü programı tatbik etmeye gücü vardır. Bu kadar güce rağmen bu karne eğer bu memleketin akıbetiymiş gibi kendisine sunuluyorsa artık iktidarın nöbet değişim zamanıdır. Bu nöbet değişimine bir alternatif çıkaracağız. Sözlerime son vereceğim. Yapılacaklarla, efendim komisyondu, yetkili kurullardı, efendim programlardı, metinlerdi, hazırlanmış raporlardı falan. Bunlar üzerinden memleketi yormaya gerek yok. Zaman yok. Zaman yok. Az kalmış ömrü, babalarımız, analarımız, çocuklarımız ne olacak endişesiyle geçirmekten kurtulmak zorundalar. Çocuklarımız az kalmış ömürleriyle babalarını, analarını mutlu mesut görerek bu dünyadan uğurlamalılar. Tek derdin ölümden olacağı bir memleket kurabilmeliyiz. Ölümden başka gayelerimizin olmadığı bir memleket bizim de hayalimiz. Yapılabilir mi? Yapılabilir. Türkiye böyle büyük bir iradeye imkan verebilir. Sayın Cumhurbaşkanı yapsın diye bu kadar zaman onun her istediğine imkan verdi bu millet. En son Türk milletinin ümit ufkuna Tayyip Bey bu sistemle kuruldu. Bitiriyorum. Bana her şeyi yapma kudreti verirseniz diye başlayan, sistemi bu yetkilerle bana son kez tevdi ederseniz diye devam eden, şayet bu yetkilerle bu iradeyi, bu garibi, bu fakiri buluşturursanız, sizin şu anda sorun diye yaşadığınız her soruna, dert diye gördüğünüz her derde, çocuklarınız için taşıdığınız her endişeye, vatanınız için tehlike oluşturan her tehlikeye, pusuya ben derman olacağım dedi. Millet de hiç kimseye vermediğini Sayın Cumhurbaşkanı'na verdi. Dedi ki deneyeceğiz. Deneyeceğiz. Sana bu yetkiyi de vereceğiz. Hiç kimseye vermedi. Mustafa Kemal Atatürk'e meydan muharebelerine giderken başkomutanlık yetkisini bir oyla ve sınırlı bir zamanla verdiler, biliyor musunuz? Bir oyla, artı bir oyla ve sınırlı bir zamanla. Bak bu kadar mühim bir avans verildi. Millet dertlerinden kurtulmak için son ümidim diye Tayyip Bey'e her şeyi yapma kudretiyle bir sistem verdi. Şimdi AK Parti'deki arkadaşlarımızın anlamasını istediği bir şey bu. Siz şimdi sandık kurulsa sandıktan ne umuyorsunuz? Size sandığın verebileceği hiçbir şey kalmadan, güç anlamında, kudret anlamında, siz mazeretsiz güç üretebilen bir mekanizmada tek irade sahibisiniz. Gücü olmayana sandıktan güç çıkar. Gücü olana sandık değil akıl lazımdır. Ahlak lazımdır. Hedef yapabilme, hedefe ulaşabilme kapasitesi lazımdır. Çalışkanlık lazımdır, üretkenlik lazımdır, plan yapabilme kabiliyeti lazımdır. Her şey lazımdır ama bu lazım olanlar sandıkta yoktur. Sandıkta bunlara olana imkan vardır. Bunlar yoksa sandıktan çıkaracağınız yetki size ne lazımdır? O yüzden AK Parti'nin bence aradığı şey artık sandıkta değildir. AK Parti'ye pek çok şey lazım. Bugün Cumhurbaşkanı ve yanındaki kadro memleket hizmetindedir. Onlara deseniz ki size ne lazım? Binlerce şey sayabilirsiniz. Bunların bir tanesi sandık değildir. Sandık değil. Sandık bize lazım. Bizim kalbimizde memlekete hizmet iddiası var, iradesi var. Cumhuriyete, demokrasiye, çocuklarımızın geleceğine, üretime, eğitime, adalete, merhamete, ne diyorsanız. Her şeye dair kalbimizde bir ümit var. Bir kıvılcım taşıyoruz ve milletimizin huzuruna çıkacağız. Bize sandık lazım. Hükümete sandık lazım değil. Hükümete akıl lazım. Hükümete liyakat lazım. Hükümete merhamet lazım. Hükümete hedef koyabilme, koyduğu hedefe ulaştırabilme duygusu lazım. Hükümete hesap verebilme ciddiyeti lazım. Hükümete özür dileyebilme erdemi lazım. Hükümete
bizi affedin diyebilecek şuur lazım. Hükümete başarısız olunca görevde ne çekebilecek, kabahat kusur işleyince istifa edebilecek erdem lazım. Sandık bize lazım. Onlara başka şeyler lazım. O yüzden Allah'ın zorluklarla imtihan ettiği bir coğrafyada, zorluklarla terbiye ettiği bir milletiz biz. Yine yol bitti, yine ayağa kalkacağız. Büyük bir milletiz. Ama dünya sıkışıyor. Üçüncü Cihan Harbi'ne sıkışıyor dünya. Sınırlarımızda artık ciddi yığılmalarla tehditler oluşturuluyor. Lozan'ın hilafına Yunanistan'a, NATO'nun hilafına Suriye'ye PKK devleti kuruluyor. Yunanistan'a Amerika, Lozan'ın hilafına Dede Ağaç başta olmak üzere 9 yere üs kuruyor. NATO'nun güney kanadını biz bekliyoruz. NATO'nun güney kanadına tehdit oluşturacak şekilde Türk milletinin, Türk devletinin düşmanlarına silah veriyorlar. NATO, NATO olmaktan çıkıyor. BM, BM olmaktan çıkıyor. Avrupa Birliği kendi kurallarını çiğniyor. Rusya Kırım'ı yutuyor, BM Güvenlik Konseyi çalışamıyor. Gözümüzün önünde insanlık katliamının zirvelerinde bir soykırımın bütün şubelerini Gazze'de lime lime edilmiş çocukların üstünde görülüyor. BM hiçbir şey yapamıyor. Güvenlik Konseyi hiçbir şey yapamıyor, yüreklendiren tarafı temsil ediyor. Bırakın savaşı durdurmayı. Bırakın bir şeye ilgili olmayı. İnsanlar ülkelerinde huzursuz. Herkes oynamaya başladı. İkinci kavimler göçü başlıyor. Karşı karşıya olduğumuz tehlikeler bunlar. Halletmek zorunda olduğumuz meseleler bunlar. O yüzden kavga yok. Siyaset kavgaya ayıracak zamanla meşgul olamaz. Siyasi kavga yok. Efendim parti kavgası yok. Biz bir parti kuruyoruz. Parti oy derdiyle kurmuyoruz. 85 milyon üyesi olan bir parti kuruyoruz. 85 milyon üyesi olan bir partimiz var demeye hazırlanıyoruz. Bizim mezhebimiz demeden siyaset yapmaya hazırlanıyoruz. Aleviydi, Sünniydi, Türkmendi, Kürttü demeden siyaset yapmaya hazırlanıyoruz. Türk milleti şemsiyesi adı altında bayrağına, milletine, vatanına bağlı olmak kaydıyla hangi mezhebin, hangi meşrebin, hangi ekalliyet grubunun adamı olursa olsun herkesin kendisini bu milletin mümtaz bir ferdi kabul edebileceği büyük bir Türkiye'ye hayal ediyoruz. Efendim, işe aldıkları adamlara hangi mezheptensin? Mülakata aldıkları adamlara hangi aidiyet grubundansın? Kendilerini istihdam ettikleri adamlara hangi cemaattensin, hangi cemiyettensin denilerek yönetilen devlet Türk devleti olamaz. Türk devleti liyakatli olanın hakkını bulabildiği, liyakatsizlerden hesap sorulabildiği bir devlet. Hakkı olanın hakkını alabildiği, hakkı olan ve aidiyeti olan herkesin kendi hakkıyla milletine hizmet edebildiği bir devlet. Vatanına bağlı Ermeni vatandaşlarımızın, devletine, bayrağına bağlı Rum vatandaşlarımızın, Süryanilerin, bizim dinimizden olsun olmasın bu topraklara ait herkesin birinci sınıf insan olarak yaşayabileceği bir memleket. Bu toprakların evladıyım. Ben bu vatanın evladıyım diyebilen gayrimüslimlerin de bu topraklarda yönetimde, sorumlulukta kendilerince memleket yükü çekebileceklerine imkan bulabilecekler memleket. Öyle bir memleket. Eskiden öyleydi. İftihar edilen dönemlerimiz öyleydi. Hatırlayın şimdi Avrupa'da zaman zaman oluyor. Müslüman filanca şahıs İngiltere'de filanca yerde belediye başkanı olmuş. Müslüman filanca şahıs Amerikan Kongresi'nde bilmem ne olmuş. Eyalet bilmem ne olmuş, savcısı olmuş. Müslüman filanca şahıs bir şey olmuş. Bunu deyince bizimkiler iftihar ediyorlar. Güzel bir demokrasi örneği. İnançlara saygılı bir sistem. Biz inançlara saygısız bir sistem değiliz. Türk milletine, Türk devletine, Türk bayrağına bağlıysa, bu vatan benim diyorsa, bir gayrimüslim vatandaşımıza daha önce de hazinemizi teslim etmiştir. Devletimizin ihtişamlı zamanlarında bizim hazinemizi kimler idare ediyordu? Ermeni vatandaşlarımız, Rum vatandaşlarımız. Hariciyemiz kimlerdeydi? Böyle şeyler yapabiliyorduk, yine yaparız. Allah emridir. Allah emridir, emanet ehline verilecektir. Allah kendi evini kendisine inanmayan birinin hizmetinde olması kastıyla ayet indirmiştir. Kendi evini kendisine inanmayan birinin hizmetinde olması kastıyla ayet indirmiştir. Emaneti ehline veririz. Bu ayetin neresinden Nurettin Bey'i çıkardı bizimkiler bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Yani ben onu da sordum, hürmetsizlik saymayın dedim lütfen. Gerçekten bu ayetin tafsilatlı, rivayet edilen tafsilatlı inmesine konu olan süreci anlattım. Genel kurulda yaptım ben bunu. Dedim ki efendim merakımı bağışlayın lütfen. Konuşurken dilimize pelesenk ettik ama arada detaylar unutuldu diye detaylarını anlattım. Hatta bir bahisle şöyle, Kabe'nin hizmetini, su hizmetini görmek için de
Peygamber Efendimiz'in amcası talipli. İbni Abbas radıyallahu anh, o da su hizmetine talipli. Onunla konuşurken biraz tebessüm sebebi olsun diye dedim ki su dağıtım işi gibi anlayın, ihalesi gibi anlayın. Onu da öyle söyledim yani. Dedim ki su dağıtım işini işte ne istiyor? Efendimiz'in amcası istiyor, öyle saygılıyor yani. Öyle anlayın diye söyledim. Damat Efendimiz'in damadıdır Hazreti Ali Efendimiz. Hazreti Ali radıyallahu anh damadı, Hazreti Abbas amcası. Yani damada anahtarı vermiyor yüce dinimiz, amcaya su dağıtım hizmetini vermiyor. Bunu böyle tafsilatla anlattım. Sonra da dedim ki efendim hürmetsizlik saymayın ama bu ayetten Nurettin Bey'i nasıl çıkardınız siz? O nasıl çıktı buradan dedim yani. Ben biraz maharetliyim bu onu bununla bunu onunla birleştirme kursusunda. Biraz kardeşinize itimat edin. Biraz maharetim vardır dedim benim ama bu Türk tarihinin işte övünülen adamları vardır. Türk İslam tefekkür dünyasının müstesna adamları vardır. Tasavvuf tarihimizin büyük mümtaz isimleri vardır. İşte İbn Arabi dersiniz, Farabi dersiniz, İmam Rabbani dersiniz, bir sürü şey dersiniz. Dedim ki Rabbani, Farabi, Arabi, ya Nebati, ben bu arayı birleştiremem dedim. Yani bu biraz fazla oldu. Bu şunun için söylüyorum. İşlerini isabetli insanlara yaptırabilen memleketler ayağa kalkıyorlar. Bir ara Berat Albayrak, beyefendinin damadı, enerji bakanıydı. O ekonomi bakanı olmazdan evvel bir ara kamuoyunun da çok fazla ismini bilmediği, dünya iktisat çevrelerinin daha çok bilebildiği Daron Acemoğlu'nun ismi geçti biliyorsunuz. Ekonomi Bakanlığı'na Daron Acemoğlu'nun bir ara ismi geçti. Berat Bey'den evvel. Konuşuldu. O zamanlarda bu Ermeni soykırımı münasebetsizliğinin bu Ermeni bu taşnakçılığın devamı gibidir Ermeni diasporası. Bizim Türkiye'nin Türk milletinin Ermenilerinden biraz başkandır bu taşnakçıların taş kanalına hiç bitmez onların. Ermeni soykırımı tepinmesi yapıyorlar uluslararası merasimlerde. Yurt dışındaki diaspora Ermenileri. Bizimkiler de böyle bir şey yapmaya karar verince Allah biliyor kalbimi. Dedim ki bu AK Parti'nin arkasında zaman zaman böyle bir devlet aklı oluyor demek ki yani çok kıymetli bir şey. O bana şöyle geldi. Yani bu dünyanın muhtelif yerlerinde Türk devletinin aleyhine bu Türkler soykırım yaptı diye tepinen Ermenicilere bizim devlet aklı şöyle bir cevap vermeye karar vermiş. Öyle anladım ben bunu. Dedim ki bunlar dünyaya demeye hazırlanıyorlar ki biz devletine milletine bağlı bir Ermeni vatandaşımıza hazinemizi teslim edecek kadar adamız. Biz devlet millet düşmanlarına tebessüm etmiyoruz demeye hazırlanıyorlar zannediyordum. Damat Bey çıktı işte. Yani Daron Acemoğlu'nu bekliyorum, Berat Bey çıktı. Şimdi bazen başka ülkelerin yaptıklarını seviyorsunuz, kendiniz de öyle şeyler yaparak cevap verebiliyorsunuz. Kıymetli bir şeydir. Kıymetli bir şeydir. Dünyaya böyle de mesaj verilir. Bir kamu diplomasisinin örnekleri böyle de güçlendirilebilir. Lobiciliğe 500 milyon dolar, 1 milyar dolar para harcamak mı? Devletine, milletine bağlı bir Ermeni vatandaşınıza liyakat kesbediyorsa memleketin hizmetini gördürmek mi? Bu 1 milyar dolar harcayıp lobicilik yapmaktan çok daha müstesna kıymetli bir şeydir. Böyle bir devlet hassasiyeti. Devlette sadeleşme, yönetimde sadeleşme, bürokraside oryantasyon, devlette tasarruf, kamuda verimlilik, efendim devlet planlama teşkilatı dahil devletin plan yapabilme kapasitesine alamet olan kurumlarda yeniden geri dönüşüm, tasarruf devletin bel kemiği, bütün makam ve birinci sınıf korumaları iptal, efendim imar emsal yolsuzluklarına sebep olacak haftalık imar değişikliklerine imkan verecek keyfilik iptal. Bunlar devlet uhdesinde bakanlıkların inisiyatifinde. İmar ve rant alanlarının siyaset vasıtasıyla efendim milleti millet vasıtasıyla dini din vasıtasıyla devleti kirletmesine iptal. Efendim birinci sınıf devlet ricali ben arkadaşlarıma rica ediyorum olur da Allah'ın lütfu olun da milletin teveccühü olursa bize itimat eder milletimiz bizi hizmetiyle buluşturursa bizimle beraber hükümet edecek kimse makam arabası kullanamayacak. İptal. Herkes kendi arabası kullansın. Zekat verilecek adam kalmayıncaya kadar benzinlerini de kendi alsın herkes, bıraksınlar bu işleri. Ayıptır. İptal. Efendim devletin açılış, kapanış, merasimleri iptal. Hizmet edildi, yatırım yapıldı, ilgili kurumun daire başkanları vatandaşımızı bilgilendirsin. Desin ki aziz milletimiz şu kadar para harcandı, sizin hizmetiniz için harcandı, şu kadar paranın bu kadar zamanda geri dönüşümü planlanıyor, hayırlı uğurlu olsun. Nümayiş iptal.
Protokol iptal. Ben konuşma yapacağım. Bütün devlet ricali toplansın gelsin. İptal. Efendim Cumhurbaşkanımız dahil birinci sınıf VIP uygulanır bir yere kadar. Bak bir yere kadar. Eşler üzerinden herkesin eşi de VIP, herkesin eşi de devlette, herkesin eşi ve çocukları da devlette dönemi iptal. Ya bu kadar nümayişi, bu kadar protokolü kaldıramayacağız. Bu kadarını kaldıramayacağız. Yeter öyle ya. Efendim rektörlerin, devlet ricalinin kurum arabaları resmi hizmete mahsustur. Yazılacak, arabalarda standarda girecek. Mecbur. Standart. Parası olan kendisini uçak alıp işe uçakla da gidebilir. Kendi uçağını al, istersen de makam odana bir havaalanı yap. Gidebilirsin serbest. Ama devlet sana Renault, çok işe yaparsan standart araba, Passat. Bu standart. Efendim, 148 bin araba. 148 bin araba. Efendim bir süre devlet demek, protokol demektir, nümayişle demek yapılır. Yani devlet protokol demektir bir cihetten. Ama bu protokol memleketin, milletin canını sıkacak, yaşam kalitesini bozacak, memleketin fakirken mahcubiyetten azade olacak bir protokol olamaz. Kendisi fakir, kendisi fakirlikle canına kıyacak kadar zorda bir milletin cumhurbaşkanının 14 tane uçağı olmamalıdır bence. Uçakları Cumhurbaşkanlığı devretsin Türk Hava Yolları'na, ihtiyaç halinde Türk Hava Yolları'ndan kiralayabilirler ya da Türk Hava Yolları Cumhurbaşkanlığı'na verebilir. Ama 14 uçağı olmaz. Bu kadar arabası olmaz. Bu kadar VIP korumaya ihtiyaç yoktur. Yoktur. Devletin bilim adamları, spor adamları müstesna, yaşayan hiçbir siyasetçinin ismi hiçbir yere verilmeyecektir. Ya böyle bir münasebetsiz bir şey başladı. Kendi isimlerini verdikleri yerlerin kurdelelerini kesmeye başladılar yahu. Ya ölünce söz veriyoruz, bizden önce ölürseniz biz isimlerinizi vereceğiz bir yerlere yahu. Hayır, orada da peşinciler, sizin ne yapacağınız belli olmaz, biz ölmeden kendi adımıza olanları açalım, öyle ölelim yani. Ya bu kadar da abartmanıza gerek yok. Ya siz ölün. Fatih Altay zaman zaman söylüyor ya, lütfen ölür müsünüz? Efendim, hani Latif Bey'le söylüyorum. Bizden evvel ölürseniz devlete hizmeti geçmiş, milletin duasına konulmuş herkesin ismini yaşatmak devlet ciddiyetinin gereğidir. Memleketin duasına konulmuş herkesi zaten millet duasıyla anıyor. İsmini bir caddeye verseniz de anıyor. Siz milletin duası oldunuz mu? Gerisini millet zaten gerçekleştiriyor. Siz devlet olarak unutsanız millet unutmuyor. Unutmuyor. Musa Yazıcıoğlu, Allah ona rahmet etsin, her evden bir oy alamadı. Ama her evden bir fatihası var. Her evden bir oy alamadı. Bak siyasetçinin böylesi de var. Her evden bir oy alamadı. Ama her evde bir yastığı var. Her sofrada bir kaşığı var. Her halayda bir mendili vardı. Milletinin can şenliğiydi. Ama her evden bir oy alamadı. Böyle veda etmektense bazen insan diyesi geliyor ki bana her evden bir fatiha düşsün, olsun da iktidar düşmesin. Öyle diyerek veda etti. Dolayısıyla hem iktidar düşsün hem dua düşsün tarafını temsil ediyoruz. Bize hem iktidar düşsün hem dua düşsün. Biz milletin duası oluruz inşallah. Biz memleketin önümüzdeki dönem bolluğu bereketi oluruz inşallah. Allah beyan arkadaşlarıma, bana bu vesileyle hasbihal ettik. Gönlüne memleket için mücadele iştiyakı düşen hepinize şöyle bir şey nasip etsin. Az görünelim, icraatımız çok görünsün. Bir ana bizim yönetim maharetimizden siyasetçiyi şöyle tavsif etsin. Desin ki evlatlarına, evlatlarım size siyasetçi göstereyim mi desin. Desin ki göster, buzdolabını açsın. Desin ki bak siyasetçi burada duruyor. Bir ananın sofradaki öğünü olsun siyasetçi. Bir baba desin ki evlatlarım size siyasetçi göstereyim mi? Cebinden çıkardığı haşla desin ki ah siyasetçi. Bir çiftçi desin ki evlatlarına, size siyasetçi göstereyim mi? Aa bu tarladaki berekettir siyasetçi. Bir sanayicinin cüzdanındaki bolluktur siyasetçi. Bir iş adamının arkasındaki kuvvettir siyasetçi. Tarım ve hayvancılıkla uğraşanın arkasındaki sübvansedir siyasetçi. Çocuklarımızın gözündeki ışıktır siyasetçi. Çocuklar desinler ki ben siyasetçi göstereyim mi sana? Kariyerimi planlama imkanını bana veren iradenin adıdır siyasetçi. Öyle desinler. Siyasetçinin az göründüğü, icraatlarının çok görünebildiği bir memleket. Cepte görünen, sofrada, öğünde görülen, tarlada, harmanda, hasatta görülen siyasetçi. Memleketin karnesinde görülen siyasetçi. Türk parasının değerinde görülen siyasetçi. Hazinenin bolluğunda, bereketinde görülen siyasetçi. Merkez Bankası'nın rezervlerinde görülen siyasetçi.
dünya skalasında yerleri ilk 5'te, ilk 10'da yer alabilme maharetinin örneklerini gösterebilme iradesine sahipsiniz. Allah size, bize, arkadaşlarıma, bana, milletin duasına gidecek böyle bir yolda hissemize ciddiye, hissemize çalışkanlık, hissemize, planımıza isabet nasip etsin. Yürüyeceğiz vakarla. Kızgınlık yok. Kem söz yok. Kavga yok. Bölmek yok. Ayırmak yok. Kayırmak yok. Torpil yok. İltimas yok. Adalet, merhamet, nezaket, terbiye, sevgi, tebessüm siyasetimizin mihengi olmak zorunda. Bize, bizden olana değil, memlekete ait olanadır kalbimiz. Memleketten olanlarladır kavlimiz. Bizim partimizden olanlara değil, bizim milletimizden olanlaradır mesuliyetimiz. Dolayısıyla biz partililerine imkan arayan değil, memleketin evlatlarına istikbal arayanlarladır irademiz. Böyle yürüyeceğiz. Allah yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Varlığınızı, varlığımızı, Türk milletinin, Türk devletinin güçlü gelecekleri için güçlü, kuvvetli bir iradenin temsilcisi yapsın. Çocuklarımızın gözünün teri oluruz inşallah. Üretenlerimizin kuvveti oluruz inşallah. Elleri nasırlı çiftçilerimizin duası, gözü yaşlı analarımızın merhametle niyazı oluruz inşallah. Çocuklarımızın umudu, torunlarımızın yaşamak için hayal kurdukları memleketin mimarı oluruz inşallah. Yolumuz, bahtımız açık olsun. Allah ömrümüzü, kalanını, gideninden hayırlı etsin. Türk milletinin ayağa kalkamadığı her gün insanlık için mahzunluk alametidir. Türkler ayağa kalkamadığı için dünya mahzun, Türkler ayakta olmadığı için dünya zulüm girdabındadır. Gazze'ye yapılacak iş Türk devletine ayağa kaldırmaktır. Doğu Türkistan'a kavuşacak el Türk devletinin kudretine bağlıdır. Dünyanın neresinde Müslümanların ırzı, iffeti, insanlığın canına okunuyor, hakları yeniyorsa onlar için yapılacak en mühim ve ilk iş Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuvvetiyle, kudretiyle, adaletiyle, cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıran, çocuklarını öngörülebilir bir iklimde istikbale koşturabilme kabiliyetini uhdesinde tutan bir iradeyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ayağa kaldırmaktadır. Türk milleti, Türk devleti güçlü olunca insanlık güçlüdür. Kendisi için değil, insanlık içinde yaşayabilen en müstesna millettir Türk milleti. Dolayısıyla dünyada herkes kendisi gibidir, sadece Türkler kendisi gibi değildir. Hareketimiz Türk milletini kendisi gibi görebileceği, bulabileceği bir mesuliyet hattına davet etmektedir. Ben ve arkadaşlarım milletin ümit ufkuna yürüyoruz. Bir sancak sallayacağız milletin bizi görebileceği yerde. Bir toparlanın sancağı sallayacağız. Bir toparlanın sancağı. Devletiniz, milletiniz zordadır. Bilenler vazifeye. Devletiniz, milletiniz, cumhuriyetiniz, demokrasiniz, çocuklarınız, evlatlarınız, torunlarınız, geleceğiniz zordadır. Bilenleriniz görev başına. Görenleriniz görev başına. Duyanlarınız görev başına. Üretenleriniz, kazananlarınız görev başına. Okuyanlarınız görev başına. Okuma fırsatı bulanlarınız, iş kurma imkanı bulanlarınız görev başına. Ana olan anası olup ana bulamayanlara, baba görüp baba bulamayanlara, doktor bulup doktora gidip ilaç alıp doktor bulamayıp ilaç alamayıp hasta kalanlara, okul bulup okuyanların okul bulamayıp okuyamayanlara, aş bulup iş bulup dam bulup huzurla yaşayanların aş bulup iş bulup dam bulamayanlara borcu olanları göreve çağıracağız. Hep beraber Türk milletinin güçlü yarınlarına bismillah diyoruz. Allah yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Günümüz, gecemiz, memleketimizin geleceği içindir. Hayırlı bir mücadele olmasını diliyorum. Başladığımız gibi bitirmeyi, başladığımız hassasiyetlerle milletin ufkundan çekilmeyi diliyorum Allah'tan. Sezgin Başkan'a sizin huzurunuzda bir daha söylemeyeceğine dair hassasiyet taşıdığı için söylüyorum. Bir daha herhangi birimizi, ben dahil herhangi birimizi överken haddi, hududu, devletin bizden önce hizmetini görmüş müstesna insanları bizimle eşleştirmeye tenezzül etmeden, öyle bir şeye, öyle bir hataya düşmeden, öyle bir hatayı kendimize kuvvet etme hevesine düşmeden yürüyeceğiz. Bizim illa bir takdimimiz, illa bir millete takdimimizin arkasında bir tarifimiz olacaksa biz büyük bir milletin, büyük bir devletin hizmetkarlarıyız. Bu. Bize bu yetecek. Türk milletinin evlatlarıyız. Türk milletinin hizmetkarlarıyız. Bize sıfat ve pay olarak bu yetecek. Ölenlerimize rahmet. Başbuğ dahil, Alparslan Türkeş dahil, Muhsin Yazıcıoğlu dahil.
efendim Mustafa Kemal Atatürk dahi Türk devletinin, Türk milletinin bu topraklardaki varlığına hizmet etmiş. Adı sanı bilinenlerin hepsi, adı sanı bilinmeyenlerle Allah'ın rahmetine kavuştular. Rahmet olsun hepsine. Bu buradaki mevcut hazinunun belki onda biri kadar bir kalabalıktır size bu vatanı bırakanlar. Bir avuç insan. Bir avuç insan. 45-50 tane vatan millet delisi bu gördüğünüz koca vatanı bıraktı bize. İmkanımız yok diye bir duyguya kapılmayasınız diye hazrettim. Kurtuluş Savaşı'nın kurmay kadrosunu şimdi çıkarsanız mezarlarından bu memleketin, bize kurdukları memleketin bugünkü halini gösterip deseniz ki bize bir memleket kurabilir misiniz bu şartlarda? Bize istihzayla bakıp diyebilirler ki biz bu kadar imkanı olan bir memleketten size bir imparatorluk kurarız. Biz size yokluktan bu vatanı bıraktık. Dolayısıyla imkanımız yok demeyi kendimize hakaret sayalım. Biz başaramayız demeyi milletimize hakaret sayalım. O yokluktan bize böyle bir vatan bırakanlara hürmetle bu varlıktan bize büyük bir devlet yeniden ayağa kaldırmak vazifesi düşer. Vazifeniz mukaddes. Ömrünüz güzel. İradenizle milletin duasını almanızı, milletin duası olmanızı diliyorum. Huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum. Bu organizasyonu yapan herkese teşekkür ediyorum. Sezgin Başkan dahil organizasyonu yaptığı için ona ama daha büyük zahmet size. Tahammülle böyle siyasetçileri bu kadar zaman dinlemek çok büyük fedakarlıktır. Özür diliyorum. Devlete alana kadar konuşacağız. Aldıktan sonra susacağız. Söz veriyorum. Efendim uzak zamanlardan, zor zamanlardan, bin yıllık zamanlardan buralara geldik. Şimdi uzak diyarlardan yine yakını uzak edecek bir kıvılcımla buralara geldiniz. Zahmet verdiklerimizden özür diliyorum. Ama sizin böyle toparlanmanız bu kalabalıkları sosyal mecrada görenlere de meşale bir ümittir. Sizin böyle toplu toplu daha büyük memleket kurabilmek adına merakınız, ilginiz, tebessümünüz, sözünüz, zahmetiniz sizinle şu anda burada olamayan herkese kuvvettir. Bu kalabalıklardan acaba memleketin ufkuna yeni bir imkan mı doğuyor diye ümitlenen herkese kuvvet olduğunuzu bilmenizi isterim. Zahmetlerinizin hiçbirinin boşa gitmediğini bilmenizi isterim. Bunca derdin gailesinin arasında kendisi için daha iyi bir Türkiye olabilir mi diye endişelenen insanların varlığını görmek Türk milletine çok iyi gelir. O yüzden varlığınız millete ümittir. Varlığınız bize kuvvettir. Varınızla varlık bulun. Varlığınızla milletin, bizim, yarınlarımızın kuvveti olun. Biz önümüzü görüyoruz. Bizim ardımızı kollayın. Allah'a emanet olun. Hürmetler, selamlar.